belediye ve Yalova açısından çok menfi sonuçları oldu. 6 ayda kendi adıma söyleyeyim, başları yeni oturacakken maalesef bu süre 2 seneye uzama zorunda. Yani konuşmamın başında şunu söyleyeyim, ben Yalova'dan belediye ile ilgili her konuda 1 sene süre istiyorum. Her gün yeni bir şeyle karşılaşıyorum. Geçmişte yapılan sözleşmeler, kullanılan tercihler, harcanmaması gereken yükseklikte, harcanmaması gereken yere paralar. Yani şu 5 sene adeta Osmanlı'nın son dönemi gibi biraz süs, şov, siyasi manevra, reklamla geçmiş. Burada çok paralar sarf edilmiş. Bunun da faturası bir şekilde şimdi bizim önümüze geliyor. Borç olduğunu açıklamıştım biliyorsunuz. Bütçeye açtığım bir borç mevzuları var karşımızda. Ki şunu da ifade edeyim. Barbaros Büyükova döneminden Yalkoçal dönemine geçene geçildiğinde 2009'da hangi yöntemle borç çıkardığınızsa ki o zaman 85 trilyon o zaman 85 milyon olarak finanse etmişlerdi. Yalova'ya dağıtmışlardı. Aynı yöntemle bu 115 milyon. Şirketlerin durumu biraz daha vahim. Neden? Orada da gelir gideri karşılayamadı vaziyette. Yıllık şirketlerin geliri 7 milyon lira ama gideri 9 milyon lira. Bu şekilde insanın kendi bütçesi bile batar. 1 lira para kazanıp da her ay 1500 lira harcarsınız, batarsınız. Onunla ilgili tabii net borcu şu an size söylemem mümkün değil. 30 Haziran günü iki şirketinde genel kurulu yapılacak. Ondan sonra tablo net ortaya çıkacak. Ama şunu söylemek durumundayım. 18 tane orada işgal edilen, işgalden demeyeyim de belirlenmiş görev var. Bu görevin artık karşılığı nedir? Nasıl size karşılık bulup onu sizin takdiriniz yorumunuza bırakıyorum. Bu 18 tane görev bu önümüzdeki kongre sonrası, genel kurul sonrası 8'e indiriliyor. 5 yönetim kurulu bir şirketimizde, 3 yönetim kurulu bir şirketimizde birer tane de denetçiler olacak bunların 8 kişilik bir görev olacak. Orada yönetim kurullarına verilen para 1000 liraymış en son. Aynı şekilde kalacak. 1000 lira devam edecek. 18'den sayı 8'e iniyor. 1000 lira kalacak. İkişer tane denetçi vardı. Onlara verilen para 2000 liraydı. Bunu da 1500 lira düşürdüm. Tasarruf tedbirlerini Yalova Belediyesi her umutluluğuyla almak zorunda. Yoksa ben dedim ya borç ödevi yapmayacağım diye. Tablo benim beklediğimden biraz daha kötü. Önemli mi? Önemli değil. Ben onun altından kalkarım. Borç yedi kamçısınız. En ufak bir endişem, korkum yok. Ama dediğim gibi tekrar arkadaşlara söylüyorum. Ben de daha bir sene süre istiyorum. Öncelikle tasarruf tedbiri derken tabii iyiliği kendime çuvaldızına başkasına batırmasını istiyorum. Bu cep telefonu benim kendi numaram. Bunu kullanmaya devam edeceğim. Parasını da bir yıl boyunca kendi cebimden ödeyeceğim. Siyasetten gelmiş bir tane belediye başkanı yardımcısı Halit Bileş var. O da aynı şekilde cebinden ödeyecek. Bu peki büyük olay değil ama ne olursa olsun bana da düşen ne varsa ve belediye başkanı sıfatıyla birisi olarak yerine getireceğim. Bunu önemli bilmenizi istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu belki bir klasik bir olaydır. Benim ve eşimin üzerine olan mal varlığını açıklayarak başlamak istiyorum. Kıbrıs sokakta tam hisseyle 2005 yılında edinilmiş bir dairem var. Mimar sokakta aynı şekilde bir dairem var. Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2009 yılında edinilmiş iki dönem üzerinde varsa 5'te 1'i bana ait. Esadeyi köyünde Eğitimci Dostlar Yapı Kooperatifinde bir aynı şekilde yapımı devam eden bir kooperatif sistem var. Nahtalan.
Nadam. Nadam. Volkswagen Tiguan marka 2012 model aracım var. 50 bin lira dolayında nakit para, ki bu eşimin biraz soruyla ailesinden kalmış. Bana ait bir para da değil. Kullanım hakkı eşimden de değil. Şeylerin de birçoğu çalındı zaten biliyorsunuz zinet eşyalarını. Şu anda herhalde o an eşimin üstünde bulunan, ben tahminen 40 bin lira diye yazmışım ama o kadar eder mi bilmiyorum. Yani en azından sıfır kendi görüyorum ben de anlamadığım için. Bir de 50 bin dolar kadar bir kişisel alacağımız. Mal varlığı ve eşinin mal varlığı bunlardan ibaret. Bunu bilmenizi istiyorum. Bir diğer konu bazılarınız yazdı. Net olarak şimdi açıklayayım. Tabii her gelen belediye başkanı doğal olarak başarı için kendi ekibiyle çalışmak zorunda. Ekibin de başında belediye başkan yardımcıları geliyor. İki tane belediye meclisinden iki tane de devlet memuru statüsünde arkadaşımız görev yapıyor. Ben belediye meclisinden sadece Halit Güleç'i belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirdim. Tasarruf tedbirler içerisinde o da var. Onu da ısrarla belirteyim. Yani bu bir tercih değil, tasarruf tedbirleri. Belediyeden bürokrat olarak yıllardır görev yapan belediyeyi tanıyan Dinçer Yılan arkadaşımız var. Bir de Ankara'dan benim göreve davet ettiğim, özellikle imar konusunda donanımlı bir arkadaşımız, onu yeni tanıyordum, Mehmet Erdem var. Her belediye başkan yardımcısının görev sahasına giren müdürlükler var ama imar konusu belediyelerin her zaman yumuşak karlıdır, sıkıntılıdır ki Yalova Belediyesi geçirilmiş 5 yıllık dönemde çok büyük sıkıntılar yaşadığını benim kadar sizler de biliyorsunuz. Ulusal basına dair bu yer var. Dolayısıyla ben bu tercihimi bu konuda tam güvendiğim bir ikisinin yanında arkadaşımla tercih ettim. Yine bazı başkan yardımcılıklarını bu 5 yıllık dönemde kullandım. Onları da size tanıtmak istiyorum. Herhangi bir yanlış bir bilgilendirme olmaması açısından. Öncelikle 2 dönem bu kentimizde gelen bir şeyini başarılı yapmış. Sayın Başkan, özür dilerim. Yardımcı dediniz de danışmanlık. Pardon, özür dilerim. Pardon. Teşekkür ederim. Danışman arkadaşlarımı düzeltiyorum. İki dönem burada İlgen Meclisi'nde başarılara imza atmış. Hepinizin de ekmek kanadı. Sayın Altı Doğan, siyasi olarak ağırlıklı konularda bu görevi yürütecek. Yine bu kentte önemli bir görev üstlenmiş, emniyet müdürlüğü görevi yapmış. Sayın Ahmet Kaplan, ağırlıklı olarak trafik ve ulaşım konusunda biliyorsunuz onunla bir emniyet bürokrasi tecrübesi var. Tabii o yönünden de faydalanacağız. Yine bu kentte 11 yıl Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevini yürütmüş sosyal hizmet uzmanı Sayın Serap Şanacak. Özellikle sosyal sorumluluk projelerinde, çünkü devam eden projelerin yanında üstüne artık koyacağımız birçok kendisinin de öğrettiği benim de kafamda olan proje var. Yine bu kentte Devlet Hastanesi'nin başhekim yardımcılığını yürütmüş diş hekimi büyüğümüz Mehmet Zeki Bingöl var. Nikel Bey yok mu? Tamam. Bilişim konusunda da mühendis Nikel Kavak bu görevi yürütüyor. Onu da aslında şöyle söyleyeyim. Zor bir göreve verdik. Bilişimden ziyade açık yüreklilikle burada paylaşmak istiyorum. Sabah şeffaf odada 40-50 kişi ziyaretime geliyorsa 8-9 arası, ki insanlara da o sabah kalkmak bazılarına zor geliyor. Onu da söyleyeyim. Hala daha bir parkur odayı tercih edenler var. Tabi ona
biraz zaman geçsin gerekli tedbiri alacağım. Çünkü çalışma adına sıkıntı çekiyorum. Sabah 8, akşam 8. Her yarım saatte bir mutlaka bir randevu var. Randevuya gelmeden ziyade araya girip de yani çok özür dilerim, kamu düzenini, saygı çerçevesini zorlayanlar oluyor. Bu doğru bir şey değil. Her ne kadar siyasetten gelip de bu koltuğa oturmuş olsak da sonuçta burası bir kamu binası. Bunu kimsenin unutmaması lazım. Onu ileride günlerde tekrar masaya yatırıp ben değerlendireceğim. Onu da bilmenizi istiyorum. Bir konuya önemli dikkat çekmek istiyorum. Birazdan seçimlerinin olduğu günü, 3 gün öncesi, Cuma günü, o ara boşlukta belediye başkanlığına vekalet eden Ömer Aslan arkadaşımız, belediye meclisini olağanüstü bir tek milyon maddesiyle toplantıya davet etti. Gündem maddesi 2 milyon borçlanma yetkisinin alınmasıydı. O süreçte ben kendisini bir cenazede denk geldim camide. İfade ettim. Dedim ki Ömer, çocuk arkadaşım kendisi. Yani yanlış bir şey yapacağına ihtimal vermek istemem ama yanlış yaptırılabilir. Onu da söyleyeyim. Her ne şekilde olursa olsun dedim, seçime 3 gün kala bunu ne olursa olsun olağanüstü meclis yapılmaz. Bu ne etiktir, ne ahlakidir, ne siyasete sığar, ne başka bir şeye sığar. Sonra geri adım attılar. Aç kapa yaptılar meclisi. Geri çektiler, kararı bitirdiler. Ya bu doğru değildi. Yalnız tabii şu soru işareti kafamda kaldı. O para neden istendi? Onu bilemiyorum. Çünkü böyle ya da böyle bugüne kadar biz bir borçlanma yetkisi almadan veya istemeden durumu idare ettik. Belediyenin kaynaklarını sıcak paralelimizde olduğu ölçüde kullandık. Personelimize maaşlarını zamanında ödedik. Çünkü bunda çok sık spekülasyon konusu yapıyorlar. Yapmaya da devam ediyorlar. Sanki borçları bizim yönetimimiz veya bizim arkadaşlarımız yapmış gibi. Bu ileride polemik konusu olabilir ama gereken cevabı vermeye de hazırım. Onu da bilmenizi istiyorum. Aynı şekilde piyasaya olan borçları da alacaklarla istişare ederek ödemeye devam ediyoruz. Bunu da bilmenizi istiyorum. Evet, bir diğer konu, bu da çok sıkıntılı konulardan bir tanesi, ihale konusu. Yapılan her ihale kamera çekimine alınıyor, kayıt altında arşivleniyor. Gerekirse alt tarafından da internet üzerinden yayınlanmasını sağlayacağım. Yine bir diğer konu, sahildeki trafik akışı çok sıkıntılı, vatandaştan çok sık tepki geliyordu. Bununla ilgili de öncelikle biz önceki döneme ait o kartların hepsini iptal edip yeniden orada yaşayanlara, işleri ve ev sahibi olanlara kartları dağıttık. Mümkün olduğunca da oradaki trafik akışının önüne geçeceğiz. Trafik konusuyla ilgili Sayın Ahmet Kaplan çalışmalarını, kısa vadeli çalışmalarını bitirmek üzere onunla ilgili size özel bir bilgi vereceğiz. Birlikte çünkü trafik bu kentin acil çözüm bekleyen sorunu. Onunla ilgili de Sayın Ahmet Kaplan kısa, orta, uzun vadeli bir çalışma programı belirledi. Öncelikle bu yaz aylarında ne yapabiliriz masaya yatırdık. Sanırım cumartesi günü müydü? Cumartesi günü uygulamaya geçiliyor bazı yerlerde park yasağıyla beraber. Evet, diğer bir konu bu temizlik konusu. Şunu söyleyeyim. Sıkıntılı konulardan bir tanesi. Yıllardan beri belediye hizmet veren bir firma var. Dün iki tane orta geldik, görüştük. Biraz tatlı sert diyeyim ifadeyle dikkatlerini çektim. Akmiyet aramak istemiyorum dedim ama temiz işleri doğru yürümüyor. Sıkıntılar var. Şirketten kaynaklanan sıkıntılar var. Bu konuya önemli dikkatlerini çektim. Zaten Eylül'de de ihale var. Hiçbir şirket
benim babamın oğlu değil, beni yakından uzakta ilgilendirmiyor. Gerekirse Türkiye'deki belediyeleri tarım, hangi şirketler bu işe layıkıyla yapıyorsa onları da telefon açıp ihaleye girin diye davet ederim. Herkes aklının başına alacak, doğru düzgün hizmet verecek, ihale şartnamesine dört dörtlük uyacak. Bu kenti biz doğru dürüst yönetmek için bu koltuklara oturduk. Buradan da beni bak bir şekilde taviz verecek değil. Bunu bilmenizi istiyorum. Yine sıkıntılı konu temizlikle ilgili mezarlık konusuydu. Bu da benim hassas olduğum bir konu. Bu konuda çalışma başlatıldı. Mezarlık her yüzüyle temizlenmeye başlandı. Ve yakında da bu defin ücretini ben seçim döneminde de söz vermiştim. Dışarıya cenazeleri göndermeye devam ediyoruz. Hatta bugün Akfin'e bir cenaze vardı, Allah rahmet eylesin, onu gönderdik. Defin ücretini de büyük ihtimalle Temmuz ayı içerisinde ücretsiz yapacağız. Bunu da bilmenizi istiyorum. Cuma günleri mezarlığa olan ücretsiz servis uygulaması devam edecek. Ramazan yaklaşık 2 gün var. Öncelikle hepinize anlatmak istiyorum. Ramazan'da Ramazan şehrini ticaret odası kuruyordu. Bu sene kurmayacakmış. Onu söylediler. Ben bir hafta kadar şehir dışında olacağım. Geldikten sonra da şunu açıkça yazmanızı istiyorum. Bu protokole vesaire böyle o süslü cicili bicili iftar yemeklerine katılmayacağım. 13 mahallede belediyece her akşam bir fakir aileye misafir olmayı düşünüyorum. 19 Temmuz yılının kurtuluşu Ramazan'a denk gelmesi sebebiyle de o akşam bir etkinlik düzenleyeceğiz. Mahallelerde belki ufak tefek etkinliklerimiz olacak. Tasarruf tedbirleri ışığında bir tek iftar vereceğim Kadir Gecesi. O da Yalova'daki faaliyette bulunan 4 tane olması lazım. Engelli derneklerinin üyelerine bunun da altını çizeyim. Yani Ramazan ayı dolayısıyla da özellikle hassas bir konu. Bu bana şikayet de geldi. Dinçer Bey'in de hakim olduğu bir konu. Dilenci konusu. Kimseye dini duyguları suistimal ettirmeyeceğiz. Bu konuda sizden de yardım bekliyorum. Yani gördüğünüz yerde fotoğraflayıp bize ulaştırırsanız bize yardımcı olursunuz. Yine aynı Ramazan içerisinde biliyorsunuz. Bir de çok sık tercih edilen bir temel gıdamız. Onunla ilgili de gerekli denetlemelerle yapılacak gramajla ilgili özellikle hijyenle ilgili bunu da bilmenizi istiyorum. Bir diğer konu 400 atak hastane sözü verilmişti Sağlık Bakanı Sayın Mecnun Ortadan'dan. 15 gün önce Muharrem Bey mecliste Sayın Mecnun Ortadan'da görüşürken bir telefonla aradı. Sayın Bakan'a bu konuyu açmış. Resmi yazışmayı biz yapacağız. Orası çünkü belediyenin yeri değil, düşünülen yer. Orayı imar planlarında sağlık alanında çevireceğiz. Çünkü söz sonuçları vefa sağlığında henüz bir söz değil. Yalova'ya verilmiş söz. Sayın Bakan da bu 400 yataklı hastane sözünü arkasında olduğunu yapacağını söyledi. Pazar geliyle ilgili de üstünü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağını ifade etmişti. Ben gitmeyi düşünüyordum ama şöyle bir gelişme oldu. Bundan benim bilgim vardı. Pazardaki otoparkın üstlenicisi, yüklenicisi aynı şartname içerisinde pazarın diğer kısmının üstünü de kapatma taahhüdü vermiş. Bu arkadaşımız geldi, görüşecek, görüştük. Onun üstünü kapatacak. Yani bunu da polemik konusu yaptırmayacağız. Yalnız polemik konusu yapılan bir konu var. Bunu önemli değinmek istiyorum. Bu Cumhurbaşkanı'nın resminin benim odada asıldı kaldırıldığı konusu. Şunu bir açayım. Yani gereksizce de bilmiyorum. Hani Temel Coşkun'un artık danışmanıdır. Kendinin ifadesiyle Twitter'de bu konuyu ele almış. Orada bir çiçek konurken düşmüş. Kırılmış. Bir gün falan kalmadı orada. Fakat hangi basında çıktı bilemiyorum. Photoshop yapıp kullanılmış. O resmin çekildiği anda resim oradaydı. Yalnız ben Temel Coşkun'a buradan şunu sormak istiyorum. Armut, Esenköy, Termal ve Subaşı gibi kendi partisinin seçimi kazandığı belediye başkanı odasında Sayın Cumhurbaşkanı resmi yok.
O benim ne yapıyorum? Ben öyle ufak tefek şifrecilikle uğraşan bir adam değilim. Öyle ayrıntılara da takılmam. Ben %100'ün belediye başkanı olmaya geldim. Aynı çizgide devam ediyorum. Şunu da açıkça ne söyleyeyim. Daha önce de ifade ettim. Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı siyaset bir tarafa benim çok eski arkadaşımdır. Yalova tanımadan önce Bursa'daki fakülteleri tanırım. Herhangi bir konu olduğunu da açar kendisiyle paylaşırım. Benim derdim sadece Yalova'ya hizmet etmek. Seçimi kazandığım gün siyasi parti rozetimi ben çıkardım, kenara koydum. Ben bu kentin belediye başkanıyım. Bunu herkes böyle bilsin. Yani küçük şeylerle uğraşmasınlar. Burada mecliste de bir gün görüştüğümüzde siz buradaydınız. Ufak tefek konu geldi. Daha sonra meclis üyesi arkadaşı bana geldiğinde bak böyle konularla uğraşmayın. Yalova'yı meşgul etmeyin. Bırak. Benim rantla, peşkeşle efendime söyleyeyim, yandaşla işim olmadığı için umurumda değil. Burada çoğunluk varmış, yokmuş. Bu da çok önemli değil. Ben Yalova'nın menfaatine olan konuları meclise getirdim. Diğer konuları zaten benden elenip gelmez. Bunu bilmenizi istiyorum. Benden kanunsuz hiçbir talep hiçbir şekilde belediye personeline gitmez. Ama belediye yönetenler ve çalışanları da benim dediklerime uymak zorunda. Vatandaşa insan muamelesi yapmak zorunda. Israrla söylüyorum. Kimseye kötüleştirmeden, ayrıştırmadan hizmet vermek zorunda. Bu konuda da sizden yardım istiyorum. En ufak bir şekilde olumsuz bir şey size geldiğinde lütfen gelin benle paylaşın. Ben gerekeni yaparım. Evet değerli arkadaşlar. Yine uzun yıllardır vatandaşlar tarafından kullanılan, bu konuda merak ediliyor, belediye ait arsalar, araziler var. Bunlar Milli Emlak Müdürlüğü'nün HMS'in uygulaması nasıl devam ediyorsa aynı şekilde devam edecek. Bunu da kamuoyunun bilmesini istiyorum. Bu arada Yeşil Körfez'in birliği, YASKİ ve YAKAP seçimleri de yapıldı. Ben hiçbirine aday olmadım. Benim kazanmadığım toplantıda arkadaşlar da beni nedense aday göstermişler. Bununla ilgili de herhangi bir problem, sorun yok. Sonuçta ortak payda Yalova. Ben Yalova Belediyesi'nin üzerine düşen varsa yaparım. Arkadaşlar siyaset yapmak isterse 20 yıllık siyasetçiyim. Siyasetin gereğini yaparım. Bunu da bilmenizi istiyorum. Çünkü 3 konuda problemli konu. Yalova Belediyesi de bu birliğin büyük ortağı. Bu konuda uzman kişiler Yalova Belediyesi'nin bünyesinde var. Gerek Yeşilköy ve Su Bilgi'nde, gerek YASKİ'de, gerek YAKAP'ta. Ben yine her türlü yardıma hazırım. Su konusu sıkıntılı, kanalizasyon konusu sıkıntılı, katı atık sıkıntılı. Bunların da çözülmesi lazım. Bu siyaset üstü bir olaydır. Bunun siyaseti de olmaz. Zaman içerisinde zaten bunu da sizlerle paylaşırız. Benim şimdilik söyleyeceklerim bundan ibaret. Sizin sorularınız varsa onları da ben ve arkadaşlarım yanıtlamaya çalışayım. Katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum.